Üsküdar'a gelirken programından tekrar merhaba. Günün son yayınında Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Program Başkanı değerli hocamız öğretim görevlisi Büşra Akul bizlerle anestezi programını sizlere anlatacak. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Hocam şimdi anestezi programı hakkında genel bilgi alacağım. Ardından üniversitemizin imkanlarına geçeceğim. Nasıl bir programdır hocam? Anestezi programı normalde bu programdan mezun olanlara anestezi teknikeri ünvanı verilir. Anestezi teknikeri de anestezi uzmanının sorumluluğunda işte ameliyathane odasında anestezinin başlatılması, sürdürülmesi ve sonlandırılması işlemini yerine getirir. Bunun dışında işte anestezi cihazının temizliğinden, anestezi cihazının hazırlanmasından, kontrollerinin yapılmasından, ilaçların hazırlanmasından, malzemelerin stoklarına bakılmasından ve malzemelerin tarihlerini, son kullanma tarihlerini kontrolünden sorumludur. Bunların dışında ameliyathane dışında da görev alırlar. Bir kürtaj işlemi yapılacaksa, endoskopi, kolonoskopi gibi işlemler yapılacaksa anestezi teknikerleri buralarda görev alabilirler. Anestezi uzmanına birebir yardımcı olan personellerdir. Hocam anestezi programını tercih edecek öğrencilerin kişilik özelliklerini sormak istiyorum. Programa geldiklerinde zorlanmadan programı bitirmek için, mezun olduktan sonra rahat etmek için. Yani birebir hastayla ilgilenecekler. Hasta onlara emanet olacak. Evet. Bu yüzden çok özverili kişilerin olması lazım. Çok dikkatli, titiz, sorumluluk sahibi kişilerin bu görevde yer alması lazım. Onun dışında aslında çok zevkli bir iş. Hani bu severek yapacak kişilerin gelmesi lazım. Eksi durumları da var aslında. Hani kişiye göre değişir tabii ama kapalı bir ortamda çalışacaklar. Evet. Çok hani böyle havadar bir ortamda çalışmak isteyen bir insan bu bölümü tercih etmemeli. Soğuk bir ortamda. Çünkü vaka soğuk tutulması gerekiyor enfeksiyon ürememesi için. Soğuk bir ortamda çalışacağı için bunlara dayanıklı olması lazım. Sürekli ayakta kalma durumu var. Vakanın uzama durumu var. Bu tarz şeylere işte sosyal hayatı çok önemliyse bu tarz durumlarda hani göz önünde bulundurması lazım. Ama onun dışında ameliyathane ekibi de çok renkli ekiptir. Ortam da çok güzeldir. Her zaman vaka ters gidecek diye bir şey yok. Tabii. Çok güzel vakit de geçirebilirler arkadaşlarıyla aynı ortamda. Bir de hastaya yardımcı oluyorlar. Bu açıdan hani bu durumdan zevk de alabilir. Güçlü, dayanıklı olan herkesin tercih edebileceği bir meslek. Evet. Hocam tabii biraz da epey ince bir iş. Çünkü hastalar korkuyordur. İşte ben bayılacağım, ilk kez bayılacağım. İşte bayılmak diye destek. Tabir etmek belki de yanlış olabilir ama o noktada belki arkadaşlar psikolojik anlamda yardımcı olabilir. Uyutulduktan sonra ne yapacağını bilmiyorlar. Evet. Ve direkt bir kişiye emanetsin. Bu açıdan evet çok önemli. Psikolojik destek vermesi de çok önemli. Bir de hasta gerçekten ona emanet oluyor. Hani uyuduktan sonra hiçbir şeyini bilmiyor. Ve hastanın savunuculuğunu, onun takibini, ona bir şey oldu mu, ne yapılması gerektiğini direkt hani başında durarak takip eden kişiler olduğu için çok önemli bir iş olduğunu düşünüyorum. Kendisi nasıl işte bir vaka başına geldiğinde kendisine yapılması istenmediği bir şey olursa aynı şekilde o tarz düşünüp işte kişileri kendi yerine koyarak hareket etmesi gerekir. Evet hocam haklısınız. Hocam şimdi Üsküdar Üniversitesi'nde verilen anestezi programını sormak istiyorum. Ders programı nasıl ayarlandı öğrenciler için? Önce kişileri okula alıştırmaya yönelik derslerimiz var. İlk başta hemen böyle direkt işte alan uygulamasına yollamıyoruz. Önce bir pozitif psikoloji ve iletişim becerileri gibi dersler. İşte İngilizcesidir, Türk dilidir her okulda olan ortak dersler, bir işte böyle sağlık alanına alıştırmaya yönelik tıbbi dili öğrenmelerine ya da işte organların tıbbi isimlerini öğrenmeye yönelik anatomi, fizyoloji gibi dersler alıyorlar. Onun dışında tabii ki birinci sınıfta yine mesleki dersler de alıyorlar. Böyle mesleki uygulamalar, anestezi cihazının tanıtılması, işte bir damar yolunun açılması gibi ve uygulamalı derslerimiz de var. Laboratuvarımız var bu arada bizim. Anestezi uzmanımızla beraber laboratuvarda bu mesleki derslerin uygulamalarını yapıyorlar birinci sınıfta. İkinci sınıfta da daha çok alan uygulamasına yönelik dersler devam ediyor. Sistem hastalıkları, reanimasyon gibi derslerimiz var. Anestezi uygulamaları bir, klinik uygulama diye bir dersimiz var. Onda direkt alan uygulaması hastanelere gönderiyoruz. Devlet hastanelerine ya da NP İstanbul Beyin Hastanesi'ne öğrencilerimizi yönlendirebiliyoruz.
Bu şekilde hocam hem teorik aldıkları dersi uygulamaya da kolaylıkla geçebiliyor öğrenciler. Kesinlikle. Zaten bizim dışarıdan DSÖ'lü anestezi uzmanlarımız var. Bunlar derslere birebir geliyorlar. Öğrencilere entübasyon yapmayı, işte kalp masajı gibi uygulamaları birebir tek tek yaptırarak öğretiyorlar. Evet, bu da bir avantaj hocam. Kesinlikle. Sektörden isimler geliyor çünkü. Hocam şimdi siz belirttiğiniz laboratuvar derslerimiz var diye tabii okulumuzda pek çok laboratuvar bulunuyor. Anestezi programına gelen öğrenci laboratuvardan rahatlıkla faydalanabilecek değil mi hocam? Evet kesinlikle. Onlara yönelik bir laboratuvar var. Anestezi cihazımız var. Bu cihazı uygulayabileceğimiz işte maketimiz var. Entübasyon yapabilecekleri bir maket var. Ve anestezi hocamız gerçekten alanında çok tecrübeli ve özverili. Öğrencilere birebir teker teker nasıl yapması gerektiğini gösteriyor, uygulamalarını yaptırıyor. Hocam staj süresi birinci sınıftan sonra ya da ikinci sınıftan sonra kaç gün olarak devam ediyor? İkinci sınıftan sonra haftada dört kere gidebiliyorlar. Haftada dört kere yanlış söyledim. Dönem boyunca dört kere gidiyorlar ama dört kere 4 hafta gidiyorlar, 2 kereden gidiyorlar. 4 kere 2, 8 kere gidiyorlar. Evet. Normalde bir başında ayarlama süresi oluyor. Kariyer merkezimiz bu süreçte onlara çok güzel yardımcı oluyor. Hocam bu 20 günlük bir staj süresi her... Yaz stajı için yaz var. Stajı evet, için var. Birinci sınıfta idi bizimki. Şu an değişiklik yaptık. İkinci sınıfa koyduk ama öğrenciler isterlerse birinci sınıfın sonunda da çıkabiliyorlar. Biz buna izin veriyoruz. İste bulamayan da hani ben bu yaz yapmak istemiyorum, tatil yapmak istiyorum diyen öğrencilerimiz olabiliyor. Onlar da ikinci sınıfın sonunda yaz stajlarını yapabiliyorlar 23 gün olacak şekilde. Evet. Çünkü hocam aday öğrenciler merak ediyor tabii ki uygulama alanları çok önemli anestezide de. O yüzden staj döneminin üzerine vurgu yapmak yani istedim. Derslerin dışında ders döneminde de 8 gün olacak şekilde bir staja çıkabiliyorlar. Biz bunları toplu toplu gönderiyoruz. Çünkü sirkülasyon yapılıyor öğrenciler arasında. 4 hafta çıkacak şekilde 8 kere uygulamaya gönderiliyor. Zaten dönem 14 hafta. İşte vize ve finalleri düşersek bir de okulun başına düştük mü 8 güne denk geliyor. Hocam şimdi bir de ben anestezi programına gelen öğrenciler ÇAP yapmak istediğinde hangi programlar yapabilir diye soracağım size. İlk ve acil yardım programını yapabiliyorlar. Engelli bakım teknik engelli bakımı programına yapabiliyorlar. Onun dışında ameliyathane hizmetleri programına yapabiliyorlar. Zaten yakın programlar. Dersleri, içerikleri birbirine uygun olduğu için bu programlarda ÇAP yapabiliyorlar. Onun dışında not ortalamalarını yüksek tutan öğrenciler de yine tüm programlar 3.85 üstü olan çok başarılı öğrencilerimize de senato kararı ile böyle bir istediği programda ÇAP yapma imkanı tanınıyor. Hocam bir de dikeye geçiş var. Tabii ki ön lisansa gelen öğrenciler çok merak ediyorlar. Ben lisans yapabilecek miyim, devam edebilecek miyim diye. Bizim okulumuzda bölüm var mı? Ya da burada okuyup daha sonra başka bölümlere geçiş yapabilir miyim? Bizim okulumuzda bölüm var. Yani zaten anestezi, DGS ile hemşirelik bölümüne ve acil durum afet yönetimi bölümüne geçiş yapabiliyor. Evet, bu şekilde hocam tamamlayabiliyorlar. Evet, tamamlayabilirler. Hocam bir de tabii ki her programda ve bölümde olduğu gibi istihdam olanakları. Mezun olduktan sonra nerede çalışabilirler? Tabii hastanelerdir muhakkak ama sizden bahsedeyim. Mezun olduktan sonra zaten istihdam olanakları çok yüksek ama şöyle bir durumumuz da var. Artık öğrencilerimiz çok çalışkan. Herkes işte üniversiteye okuyor. KPSS puanları biraz yüksek. Çok çalışmaları lazım atanabilmek için ama atanamazsa da özel ve devlet hastane her türlü özelde de ameliyathanede çalışabiliyorlar. Doğum evlerinde çalışabiliyorlar. İşte ağrı üniteleri gibi böyle artık hani hastanelerde birimler ayrıldı, isimlendirildi. Farklı farklı bölümlerde çalışabiliyorlar. Resütasyon ünitesi gibi, ağrı ünitesi gibi, doğum evi gibi bölümlerde de anestezinin iş yapabileceği her yerde çalışabiliyorlar. Evet. Hocam tabii bizler tercih tanıtım dönemindeyiz şu anda. Aday öğrenciler de heyecanlılar. Geldiklerinde sizinle de görüşeceklerdir ama sormak istiyorum. Tavsiyeleriniz var mı öğrenciler için? Bence birilerinin yönlendirmesi değil. Yani biri derken ailelerin yönlendirmeleri evet güzel olabilir ama kişiler kendi iç seslerini dinleyerek hangi bölümü seçmek istiyorlarsa onu seçsinler. Ona göre tercihte bulunsunlar. Çünkü bir yıl az bir süre değil, okuduktan sonra bırakmak ya da iki yıl okuyup bırakmak, bu işi devam ettirmemek üzücü bir durum. Yani yapıp yapamayacağını
bu bölümü sevip sevmeyeceğine karar vererek tercih etmesini öneririm. Çünkü ameliyathane kanlı bir ortam. Evet. Bir düşünsün ama yapabilir. Hani illa direkt hani bunu düşünüp de vazgeçmemeli. Kendi kafasında tartıp başkalarının isteklerine göre değil, kendi kararıyla hareket etmeli. Evet, o zaman daha çok mutlu olacaktır hocam. Daha mutlu olacaktır kesinlikle. Evet. Hocam bize çok güzel bilgiler paylaştınız bugün. Aslında aday öğrenciler her şeyi öğrenmişlerdir ama geldiklerinde yine sizinle görüşebilirler değil mi? Tabii ki. Akşam 7'ye kadar okuldayız 7'ye biz. 7'ye kadar buradasınız. Aynen. Tamam hocam, yine biz yönlendireceğiz aday öğrencileri sizlere. Sorularını size soracaklardır yüz yüze. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Üsküdar'a gelirken programının bu bölümünde değerli hocamız öğretim görevlisi Büşra Kul bizlere anestezi programını anlattı. Bugünlük bizden bu kadar. Yayınlarımız kaldığı yerden devam edecek. 11 Ağustos'a kadar bizler sizlere bölümleri, programları ve üniversitemizin imkanlarını tanıtacağız. Şimdilik hoşçakalın.